Kıvanç'ım şimdi Kıvanç'ım. Kıvanç'ım mı tövbe benim andı senin andı ne yaptı? Kıvanç'la ilgili Kıvanç? Bir haber var ya Kıvanç'ım demek istedim. Kıvanç Tatlıtuğ'dan bahsediyorum. Kıvanç'ım diyecektim içimden. Yani sana bugüne kadar hiç kimse Tayfun Duygulu'ya bu kadar kardeş kadar benzediğini kimse söylemedi mi? Ben Tayfun Duygulu hangisi? Hadi yine iyisin olan mı? Evet. Şimdi eğer ona benziyor olsaydım doğal olarak Kıvanç Tatlıtuğ'ya benzeyecektim zaten. Tabii. Biz üçümüz aşağı yukarı ay iyi kötü çirkin değil böyle kıvanç olarak yürüyecektik ya da belki Kıvanç Tayfun'a benziyordur. Sen peki daha çok Tayfun'a mı benziyorsun Kıvanç'a mı baktığında? Valla boyun hareketleri bakımından Kıvanç Tayfun'a daha çok benzemeyi tercih ederim. Hani yine iyisin vardı ya. Evet, şimdi neden bahsediyoruz diyeceksin. Ne oldu olay ne? Efendim 90'lı yılların beğenilen müzisyeni Tayfun Duygulu az önce Murat'ın. 90'lı yıllar dediğinde 2000, 2010, 30 yıl önceden bahsediyoruz. Ne güzel işte. Ama bak ezberinde şarkılar, çaldığı enstrüman ve hareketlerine ya, o, kadar. O hafızamızı o kadar yani kanun, Türkan Şoray kanunu gibi kazındı yani. Tabii. Bir daha bu şarkıları böyle insan dinleme diye. Tamam. Tayfun Duygulu demiş ki kendisinin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediğini söylemiş. Ve Kıvanç'ın abisi ya da kardeşi olsaydı tam benim rolümmüş. Ben oynayabilirdim dizilerde. Çünkü kadrajlarda da tam bana denk geliyor. Kıvanç benim gibi renkli gözlü sarışın halim, babam gibi. Babam tarafım komple renkli gözlü beyaz sarı. Normalde belli olmayabilir ama iki kaşımın arasında bir çizgim var. İki çizgim var hatta. Her daim duruyor. Aha aynısından Kıvanç'ta da var. Buna söylerken ne yemiş ne içmiş çok merak ediyorum. Yani benziyorlar diyor, mı? Kadrajlara baktığımızda diyor çok benziyoruz. Aynı rolleri oynasak kardeşini oynayabilirim. Hı hı. Evet. Sen ne diyorsun? Bu işlerde daha iyisin Ebru. Vallahi yani... Bilemiyorum. Çizgi söyle söyle açık ol. Çizgi kaybolmuş. Ya, alakası yok. Yani zorluyor musun kendini? Ya zorlamıyorum. Uzaktaykenler alakası yok. Yani nasıl yapmış böyle bir şeyi? Şimdi hayranlardan hemen sosyal medya yorumları gelmiş. Aşırı benziyor. Saçı sarı olsa hangi Kıvanç ayırt edemezdim diyen var. Ben de diyorum Kıvanç'ı kime benzetiyorum yıllardır diyen var. Manisa'da olup İzmirli olduğunu iddia eden. Bambaşka bir şey. Her günü sabah ayna karşısında girdiğim halde herkes bir Kıvanç olmak istiyor aslında. Galiba değil yani, mi? Tayfun yani, Bey daha çok istiyor. Tayfun hatta Tayfun Beyciğim hatta olmak istemiyor bizzat Kıvanç olduğunu da. Saçlar topluyken nasıl sence? Yani zorlarsan olur. Yani bütün halinde bakarsan hiç alakası yok. Ama parça parça bak istersen saçları toplamış olmuş. Peki kaşlara bak ne alaka? Ha, bir dakika bir de şuradaki iki tane çizgiye özellikle vurgu evet. Yapıyor Tayfun Bey. Valla boyun hareketleri gözler önemli. Gözler koyu renk Kıvanç'tan babamın... böyle bir boyun hareketi görürsem ha. Bu sefer Kıvanç Tayfun'a benziyor dedi. Ya Kıvanç istese Tayfun'u çok iyi oynar. Hani Tayfun'la oynar mısınız bir gün hayatında deseniz yani. Hani o ona girer de o oraya nasıl... Ama Tayfun Bey Tayfun yapan sesi. Tabii ki. Yani dolayısıyla o sessiz kimsede de olmadığı için dünyada tek. Tabii ki. Herkes tabii ki öyle de. Öyle yani ama bak şimdi bu bir hayranlıktır. Bu da bir özgüven aslında. Bir de hayranlık. Yok işte attık ortaya bir mevzu. Konuşsunlar bakalım dedirten dalgacı Davut Halleri. Sevgi selam olsun Tayfun abicim. Ellerinden öperim. Evet. Benden büyük zira. Tamam. Peki bak şimdi bir şey daha geliyor. Bunu nasıl bulacaksın? Şöyle bakıyorum. Ha genel. Gözü çıkarsam. Çıkar bakalım. Saçı da geriye yaptım. Şöyle hafif açı şu. Ben daha çok Kenan İmirzalıoğlu'nun. Dur kafayı şöyle bir eğ bakayım. Yok ya sen George Clooney'sin diyeceğim. Vay be Murat'cığım vallahi yani Kıvanç'la Tayfun'a diyordur ki ne Tayfun'a benzeyeyim ne Kıvanç'a benzeyeyim. Kardeşim bu insanoğlu Murat Güloğlu'dur. Sevgi selam olsun. Kanunlarım var çünkü kimseye benzemem. Benzemem o da güzel bir şey. Özgüven de şahane. Evet. Bana ne Kıvanç'tan bana ne Tayfun'dan canım. Ya tabii yapımcıların da kanaatine bakmak lazım. Yani derler ki bir rol olur bir kasta. Emre yapımcıya hiç gerek yok. Çok iyi olur derler. Seyirci sosyal medyada zaten bangır bangır söylemiş. Sen burada söyledin ben söylüyorum daha da ötesi yok. Benzemiyorsun abi benzemiyorsun. Alakanız kendine yok ya Tayfun'cum kusura bakma ama vallahi benzemiyorsun. Ama kendin de çok yakışıklı bir adamsın. Zaten yani birine benzemeye benzesilmeye de ihtiyacın yok diyelim. Sevgi selam gönderelim buradan. Peki sen daha buralarda takılma.